Anası bir Yörük kızı, babası da Türkmen oğlu olan bir Yörük ve Türkmen evladı olarak hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu toya hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyorum. Bu toyun burada gerçekleştirilmesine katkı yapan değerli sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl veya yıllarda yapılacak bir organizasyon için tamamını Kütahya Belediye'mizin üstleneceği bir organizasyon olsun istiyorum. Bu üzerinde bulunduğumuz Yoncalı Çayırı özel idaremize tahsisliydi. Dolayısıyla Kütahya Belediyesi olarak bizim buraya herhangi bir çivi çakmamız veya bir organizasyon için burada farklı bir imalat yapmamız mümkün değildi. Çok kısa zaman öncesi bu tahsis özel idaremizden kalktı. Kütahya Belediyesi'nin kullanımına bu çayır tahsis edildi. Allah nasip ederse 2023 yılında bu çayırın tamamının düzenlendiği, bu şehrin yüz akı ve turizm merkezinin merkezini cazibe haline getiren Yoncalı Çayır olarak Kütahya Belediyesi proje ihalesini çıktı, projesini çizdirdi. Şimdi uygulama çalışmaları ile ilgili sürecimiz devam ediyor. Nasip olursa 2023'te Yoncalı Çayırımızı Kütahya'mızın yüz akı bir etkinlik alanına dönüştüreceğiz. Yağlı güreş etkinliğini burada yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yılında nasip olursa ulusal ya da uluslararası Yörük ve Türkmen Dernekleri Şenliği'nin ev sahipliğini sadece Kütahya Belediyesi'nin sponsorluğunda ve ev sahipliğinde yapmak istediğimizi bir kez daha söylüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kütahya Belediye'mizin etkinlik alanı olarak bu tür etkinliklerde kullanabileceğimiz sadece Yörük Türkmen Dernekleri Şenliği alanı değil, yağlı güreş alanı olarak düşünüyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Toyunuz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.